düzelmesi lazım. Çünkü bir yasa çık, kanun çıkmış, 65 yaşının önündekiler bedava çekilecekti. Fakat bunun hiç hesaplanmadan ilçeden ilçeye değişmesi lazım. Bazı illerde, ilçelerde bunlar yardım ediliyor, bu halk otobüslerine yardım ediliyor. Bazı büyük şehirlerin kendi halk otobüsleri var. Halk otobüslerine zaten bunlara problem olmuyor. Deniyor ki her tarafta bunlar diye taşınıyor da buna neyi taşınıyor? Her tarafta taşınıyor ama bu halk otobüsüne yardım ediliyor. Mazot yardım ediliyor, para yardım ediliyor. Ondan sonra belediyenin kendi arabaları var, bunlar çekiyor. Burada esnafımız mağdur. Şimdi zaten pandemi bitmiş durumda değil. Hastalıklar artıyor. Bunların şimdi 65 yaş üzerine bindirip de tekrar insanlara hastalık bulaştırmaya gerek yok ki. Biraz daha sabırlı olsunlar. İkincisi 8 bin lira maaş alan emekli var. 65 yaş üzerindeki emekli var. Bunlar 3 tane dairesi olanlar. Bunlar da bedava binmek istiyor. Herkes hak verilmiş. Bu haklar doğru bir hak değildir. Bunu gelir tespiti yapılarak hakikaten biz ne yapalım? Ücreti az olan emeklileri çekelim. 65 yaş üzerindeki bedava çekelim. 8 bin lira alan da binmek istiyor. O da binmek istiyor. Bunu bu halk otobüsüne zengin binmiyor. Arabası olan binmiyor. Bir şeyler binecek bunlar sadece. Biz kimden para toplayacağız da bu adamların çoğu icralık. Biz burada son şeyimizi yapacağız yani böyle. Bize bu kadar üstümüze gelinmez. Yetkililerden rica ediyorum bu kadar üstümüze gelinmez. Emeklilse parasına binecek. 1 lira versin ya. 1 lira. 1 lira versin diyorum emekli. Binerken 1 lira versin. Bir şey versin yani. Herkese o zaman sadece emeklinin işi bitmiş. 65 yaşının üzerindeki adamın işi bitmiş. Sade ulaşımı mı kalmış yani Türkiye'de yani 65 yaşının üzerinde? Her şey çabuk güzel de gidiyor da yani bu 65 yaş üzerinin şey oluyor yani. Baskı olayı bu kadar esnafımız, Türkiye'de esnafımız mağdur oluyor yani. Peki sorun çözülmezse ne olacak? Çözülmezse böyle ceza yazılacak da bağlayacak da bağlasın arabaları. Fark etmez yani. Buradaki düzenlenmesi lazım. Başkanım az önce ilçe başkanıyla mı görüştünüz? İlçe başkanından görüştük. Ne diyor kendisi? Verilen kanun bu diyor. Herkes kanun. Kanunlar kanun ama bazen de esnetmesi olur değil mi? Bir kanun çıktığı zaman ne oluyor? Dolayı bu ilçe trafik komutanı, il trafik komutanı, valilikler bunu esnetiyor değil mi? Bu ilçe trafik komutanları var. Sağlık kurulları var.